Evet. Xiaomi Redmi Note 9 akıllı telefonun kutu açılımını yaparak kutu içeriğini gösterdikten sonra telefonun önemli teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Son olarak farklı koşullardaki fotoğraf ve video çekimlerimizi sunacağız ve bu telefonla ilgili meraklarınıza karşılık vermeye çalışacağız. Şimdi kutumuzu açalım. Şu garanti belgesine zarar vermeden açmaya çalışacağım. Şöyle bir gen pakartı var. Arkasında Türkiye genelinde 20 ile ait telefon numaraları ve adresler var. Sanırım yetkili servislerinin ve bayi noktalarının olabilir. Sadece Genpa yazıyor. Kutumuzun naylon ambalajını çıkarttık. Şimdi kutuyu açacağız. Biraz sıkı tutunuyor. Şöyle üst kapağımız. Bir kılıf çıktı. İki tane küçük kitapçık var. Bir tanesinde kullanım kılavuzu, bir tanesinde garanti kartı yazıyor. Tabii ki şu küçük Genpa garanti belgesini de muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunun arasına koyalım bunu, saklayacağız. Çok dikkat çekici olmayan bir yerde şöyle sim iğnesi var. Ben bunu şimdilik açmayayım. Bu sim iğnesiyle işte sim kart çekmecesini açıyoruz. Şimdi şöyle hafiften ters çevirerek içindekileri çıkartıyorum. Ve telefon elimizde. Üzerinde bazı ufak özellikleri var. Biz şimdi teknik özelliklerinden bahsedeceğiz size. Kutumuzda başka neler var ona bakalım. Bir şarj adaptörü. Bir şarj ve veri kablosu. Bakalım kutudan başka bir şey çıkacak mı? Şu kenar bölmelerde başka şeyler olabilir. Ben kulaklık çıkıp çıkmayacağını merak ediyorum. İçerisinde kulaklık var mı yok mu bilmiyorum. Bu bölme boş. Burası da boş. Şurada bir çıkıntı daha var. Ama gördüğümüz gibi burası da boş. Burada bir sim iğnemiz var. Telefonumuzun kutusundan garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, sim kart iğnesi, telefona ait bir kılıf, telefonun kendisi, şarj adaptörü, şarj ve veri kablosu dışında herhangi bir şey çıkmadı. Telefon kutusundan kulaklık çıkmasını bekledim. Ancak içerisinden kulaklık çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Kutu içeriğini gösterdikten sonra şimdi teknik özelliklerden bahsedelim. Telefonumuzun ekranı 6.53 inç IPS LCD ekrana sahip. İşlemcisi Dual Core 2 GHz ARM Cortex A75. İşletim sistemi Android 10. Bataryası 5020 mAh. O önünde de yazıyor. Hafızası 4 GB RAM ve 128 GB ROM, yani 128 GB depolama alanı var. Ana belleği ise 4 GB. Evet, teknik özellikler arasında en çok merak ettiğimiz kamera performansı. Tabii ilerleyen dakikalarda değişik koşullarda çektiğimiz video ve fotoğrafları sunacağız. Orada daha iyi göreceksiniz. Kameranın özelliklerinden bahsedelim. 48 megapiksel değerindeki ana kamerası 3 farklı kamera ile destekleniyor. Gerçekten dikkat çekici güzel bir görünüşü var arka tarafının. Şimdi gerçekçi görüntüler, gerçekçi videolarla sizi buluşturalım ve Xiaomi Redmi Note 9 telefonu şöyle bir yaşatmaya çalışalım. Fotoğraf ve video kayıtlarında profesyonel ayarlamalar yapmadık. Tüm kayıtlar standart çekim modunda yapıldı. Bu kayıtları izlerken siz video kalitesini 1080p olarak ayarlayınız.
Evet, telefonunuzun ön tarafında 5020 mAh pili olduğu, bataryası olduğu zaten yazıyor. Biraz bataryasının özelliklerinden ve performans özelliklerinden bahsedelim. Pil performansı anlamında. Müzik çalmada 171 saat, aramada 34 saat, yani bu herhalde görüşme de buna dahildir. Devamlı navigasyon 14 saat, tabii ekran parlaklığı bunu etkileyecektir. Kıstığımızda daha fazla ya da ekran parlaklığı yüksek olduğunda onu etkiliyor. Oyunda ise 12 saat performans sunuyor. Tabii ben işte ölümüne PUBG'ciler 12 saat boyunca sürekli özellikle ekran parlaklığı yüksekken 12 saat oynayabileceklerini çok sanmıyorum ama yine de oyunda 12 saat performans verdiğini bildirmesi çok güzel. Telefonumuzu şöyle jelatinden çıkartmadan açarak son bir iki özelliğinden daha bahsedelim. Şöyle basılı tutuyorum. Telefonumuz NFC desteği sunuyor. Jack girişi hemen alt tarafında. 3,5 mm kulaklık jack'ı takabilirsiniz. İnfrared uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor. Bir yandan şöyle gösterelim. Şarj ve veri girişi ise Type-C. Yani bazılarımızın tip C dediği. Şöyle kablo üzerinden de bunu gösterebiliriz. Redmi Note 9 telefonun tanıtımını yaptık. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Herkese iyi günler.